Tahliye işlemleri geçtiğimiz hafta başlayan Saadet Partisi Genel Merkezi'nden bugün çatıdaki tabela da indirildi. Makam odasından çıkartılan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ise bakın ne halde görüntülendi. Tarih yine tekerrür etti. O görüntü aynı binada ikinci kez sahnelendi. 21 yıl sonra bu kez Saadet Partisi'nin tabelası böyle indirildi. Herkes karakterinin gereğini yapar. Önce Refah, sonra da Saadet Partisi'ne genel merkez olarak hizmet etti o bina. Mal sahibi Erbakan ailesi kiranın ödenmediği iddiasıyla dava açtı, boşaltılmasını istedi. Tahliye sürecinde hafızalardan hiç silinmeyen o sahnenin tekrarına gelmişti bugün de sıra. 1983'te Refah Partisi, 2001 yılından beri ise Saadet Partisi'nin genel merkez olarak kullandığı binada tahliye işlemleri devam ediyor. Bugün de çatı katında Saadet Partisi'nin logosu sökülüyor. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan makam odası olarak işte bu odayı kullanıyordu. Bu odada tahliye edildi ve tahliye işlemlerinden sonra bina adeta hayalet binaya döndü. Peki bundan sonra ne olacak? Yeniden Refah Partisi, yani Fatih Erbakan'ın bu binaya gelmesi ve burayı genel merkez olarak kullanması bekleniyor. Geçmişimizle de bağlantılı olan bir binayı tabii ki kullanacağız. Zalimler tarih sahnesindeki yerini almışlar. Şimdi onların yerinde harabeler var. Bugün itibariyle depoda kalan eşyalar genel merkezin dışındaki bu alanda toplanıyor ama çok dikkat çekici bir detay. Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ın resmi de çöpe atılan eşyaların arasında.